Merhaba arkadaşlar Gökçe Mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bol soslu ıslak kek tarifim olacak. Hemen yapımına başlayalım. 3 tane yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle beyaz bir köpük haline alıncaya dek çırpalım. Daha sonra içine yarım bardak su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ilave ederek hafifçe karıştıralım. Şimdi kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. Öncelikle 1 bardak unumu alıyorum. 2 paket kabartma tuzu, 1 paket de vanilyamı ve 2,5 yemek kaşığı da kakao'mu kabımın içine aldım. Şimdi ikinci bardak unumu ekliyorum. Bu tarz tariflerde her zaman unu kontrollü olarak eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben tüm bu malzemeler için toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Ayrıca kullanmış olduğum tüm malzemelerin listesini videomun açıklamalar bölümünde yazacağım arkadaşlar. Oradan da. Rahatlıkla malzemeleri görebilirsiniz. Hazırladığım kek hamurunu tabanını yağlamış olduğum borcam tepsimin içine döktüm ve 185 derecede önceden ısıtılmış fırınımın içine pişmesi için gönderiyorum. Bu sırada biz de ıslak kekimizin sosunu hazırlayalım. 4 su bardağı sütün içine 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ekledim Ve bu sosu sürekli karıştırarak kaynattım Kaynamış olan sosumu şimdi hemen fırından çıkarmış olduğum kekimin üzerine dökeceğim Öncelikle kürdanla biraz delikler açalım arkadaşlar daha sonra Sıcak sosu Yine sıcak olan kekimizin üzerine dökelim Sosun tamamını döktüğümüzde sos gözünüze çok gibi görünebilir ama Birkaç saat içinde kek tamamen bütün sosu içine çekiyor. Daha sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi bol soslu bir ıslak kek tarifiydi. Bugün sizlerle paylaştım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.